Herkese merhabalar. Bu videoda interaktif gibi gözüken ama aslında interaktif olmayan ufak tatlı bir video hazırlayacağız hep birlikte. Bu videoyu yaparken de Canva'nın bazı özelliklerini şöyle bir üzerinden geçmiş olacağız. Hadi bakalım, hepiniz hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz üzere ben zamanı iyi kullanmak açısından daha öncesinden bazı bileşenleri bir araya getirdim. Bu bileşenleri bir video formatında hazırlayacağım sizin için, birbiriyle ilişkilendireceğim. Canva'nın yeni geçiş efektlerinden, video geçiş efektlerinden bir tanesini kullanacağım ve bu efektin aslında ne işe yaradığını, ne için orada olduğunu anlatmaya çalışacağım. Canva'da video yapacaksanız mutlaka ama mutlaka bir video şablonu açmanız gerekiyor. Yani siz bir tasarım oluştururken gördüğünüz gibi video şablonu açmazsanız, eğer sunum şablonu açıp örneğin video hazırlamaya çalışırsanız tüm özellikler karşınızda açık olmayacaktır. O yüzden mutlaka ama mutlaka bir video yapacaksanız video boyutu ve video şablonu açmanız lazım ki tüm özellikler gördüğünüz gibi önünüzde yer alsın. Aşağı kısımda bir timeline'ımız var. Bu timeline yapacağımız her sahneyi ard arda dizeceğimiz bölüm. Ayrıca müzik ve efekt gibi, ses efekti gibi bileşenleri de bu kısımda birbiriyle ilişkilendireceğiz. Dediğim gibi zamanı iyi kullanmak açısından ben daha öncesinde bileşenleri hazırladım. Böyle tatlı gezegenler bileşenimiz var. İlkokul grubu için olduğunu düşünelim. Bir gezegenleri tanıtan bir video hazırlayacağımızı düşünelim ve bu şekilde yola başlayalım. Bu benim bileşenler sayfam olsun. Bileşenleri buradan alacağım. En sonunda da bu sayfayı kaldıracağım. Yeni bir sayfa açayım. İlk sayfayı açtığım zaman süreyi belirlemek çok önemli. Ancak bu süreyi şöyle belirleyin. İlk sayfanızın eğer arka planı bir video olacaksa en baştan bu videoyu sayfanıza atın, süreyi belirleyin ve daha sonrasında o sahneyi çoğaltın ki her defasında süreyi yeniden ayarlamak zorunda kalmayın. Ben aynı arka planı kullanmayacağım. Birinci arka planım bir kapak arka planı, bir kapak arka planı olacak. Şu bileşenimi alayım buradan ve ilk sahnemin arka planı olarak değiştireyim. Gördüğünüz üzere bu bir video ve benim arka planım oldu. 2.7 saniyelik bir videoymuş. Benim de zaten sahnelerim 2.5 ve 4 saniye arasında olacak en fazla. Ondan daha uzununu şu an için kullanmayacağım. Bu benim kapak sayfam, yani video giriş sayfası bu olacak. Bundan sonraki sayfalarımda ise ben diğer arka planı kullanacağım. Onu da böyle buradan kopyalayayım ve yeni sayfaya yapıştırayım. Ben bunu arka plan yaptığımda 3 saniyelik bir görüntü elde etmiş olacağım. Bakın buradaki sahne 3 saniyelik bir görüntü veriyor bana. Daha fazla uzatıp kısaltabilirim ama ben şimdilik 3 saniyeyi kullanacağım. Bakın her şeyi en baştan yapar sonra o taslağı çoğaltırsanız çok daha hızlı yol alabilirsiniz. Her defasında aynı şeyleri yeniden yapmamak için en başta planınızı yapın ve o şekilde ilerleyin. Evet, gezegenlerden bahsetmiştik. Ben burada küçük gezegenleri aldım ama öncesinde sayfamın şöyle biraz daha albenili durması için bir bileşen almıştım. Şu bileşeni buradan alayım ve ana sayfama yerleştireyim. Ana sayfa ile diğer sayfalar belki birazcık farklı olacağı için ikinci sayfama, ikinci planıma yeniden bunları ekleyeceğim. Evet, buraya bir tane koyalım. Kopyalayalım. Şöyle birazcık büyütelim. Bir hareket katsın. Bunu da buraya koyalım. Hatta bir tane daha alayım. Onu da birazcık küçülteyim ve şu alana sığdırayım. Birazcık daha hareket, bir boyut katmış olsun. Daha sonra tekrar gideyim. Burada bir yıldız ve göktaşı var. Bunları alayım, kopyalayayım buradan ve kapak sayfama bırakayım. Bir tanesini şöyle şuradan gelsin, bir yeri de burada mutlu mutlu dursun. Evet, asıl öğelerim, benim asıl öğelerim buradaki gezegenler olacak. Ben bunları sıraladım. Bunları sıralamak için zaman harcamak zorunda kalabilirsiniz.
Daha önce yoktu, yeni bir özellik. O yüzden bunu da göstereceğim. Mesela bileşenleri aldınız, sayfanıza eklediniz ama bunlar farklı yerlerde duruyor. Bunları sıralamanız lazım. Nasıl sıralayacaksınız? Nasıl tam düzgün bir şekilde sıralayacaksınız? Şöyle yapabilirsiniz. Bir sürü yolu var ama ben bir tanesini göstereyim. Bakın dosya kısmına gidip cetvelleri ve kılavuzları göster seçeneğini açtığınızda sol tarafta ve üst tarafta cetveller açılacak. Bakın ben buradan bir tane cetvel alıyorum. Bunu şuraya getirip bırakayım. Şimdi bu bileşenleri tam bu çizgiyi ortalayarak, zaten bakın rengi değişiyor tam ortaya geldiği zaman, hepsini bu şekilde dizebilirim. Ya da şöyle yapabilirim. Bu bileşenlerin hepsini seçtikten sonra konumlandır sekmesine gidip hizala seçeneğini seçebilirim. Gördüğünüz üzere bütün gezegenleri hizalı bir şekilde bana verdi. Evet, hizalanmış gezegenlerimi alıyorum, kopyalıyorum ve diğer sayfama gidiyorum. Bunları buraya yapıştırayım. Birazcık şöyle aşağıya ineyim çünkü bir üst başlık hazırlayacağım üst kısma. Yazı karakterini Bubble Body seçtim çünkü yuvarlak kenarlı, yuvarlak hatlı bir yazı karakteri. Böyle şirin tasarımlarda, şirin videolarda, afişlerde gayet kullanılabilecek net bir yazı karakteri, yazı fontu. O yüzden bunu kullanacağım. Bunu da kopyalayayım. Bu yazı karakterini de kopyalayayım. Yine ana sayfama gideyim. Evet, ana sayfama koydum. Başlığımız da ne olsun? Gezegenler olsun. Değil mi? Başlığımız da gezegenler olsun. Bunu şöyle şuraya bırakayım. Ana sayfam, evet, ana sayfam bu kadar. Giriş böyle olacak. Evet, ben buradaki bütün bileşenleri kullandım. Artık bu bileşenlere ihtiyacım yok. O yüzden bu sayfayı silebilirim. Ve videom birinci aşamada şu şekilde bir video oldu. Arkada bir video var. Hareketli bir arka planım var. Ön tarafta da benim dizdiğim bileşenler var. Ben bu yazının birazcık daha böyle canlı olmasını istiyorum. Yazıyı tıklayıp, bu arada şu cetvelimizi dışarı atalım. Tutup dışarıya doğru atıyorum. Ya da kapatabilirim cetveli tamamen. Ben buna bir animasyon vereyim. Bu animasyon da şöyle tatlı bir animasyon olsun. Evet, gezegenler yazısıyla tatlı bir animasyon olsun. Şöyle bir şey çıktı ortaya. Evet, 3 saniyelik bir görüntü oldu. Bu gezegenlere animasyon verirken gördüğünüz animasyonu seçtikten sonra ikisi de giriş ve çıkış diye 3 farklı seçenek var. Ben ikisi de diyorum. Hem girişte patlama efekti olsun hem de çıkışta patlama efekti olsun. Birazcık yoğunluğunu değiştirebilirim. Biraz daha böyle hafif patlasın. Bu arada gördüğünüz gibi yoğunluk ayarı pro bir özellik. Ancak Edu ya da pro bir Canva kullanıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Evet, birinci benim gördüğünüz üzere sayfam hazır oldu. Şimdi tüm bu bileşenleri diğer sayfada da kullanacağım. Olduğu gibi hepsini arka plan hariç tüm bileşenleri seçeyim, kopyalayayım ve diğer sayfaya geleyim. 3 saniye biraz fazla olabilir. 2 saniye olsun hatta. Şu an sizi ihtiyacınıza göre bunu değiştirebilirsiniz. Bütün bileşenleri buraya yapıştırayım. Evet. Birinci sayfa gördüğünüz gibi, ikinci sahnem gördüğünüz gibi birinci sayfanın aynısı oldu ama ben bunu değiştireceğim. Birazcık interaktif bir şeyler yapmak istiyorum. Gezegenler yazısını şöyle kenara alayım. Artık ben gezegenleri tek tek tanıtacağım. Bütün gezegenler gördüğünüz gibi aşağıda. Güneşle birlikte 2, 4, 6, 8, 9 tane gezegenimiz var. Ben bunların her biri ortaya gelsin, tekrar yerine geçsin istiyorum. Bunun için şunu yapıyoruz. Bu sayfa, bu sahneden kaç taneydi? 9 tane önce üretmem lazım. Sahneyi seçip Ctrl D tuşuna basarsak gördüğünüz gibi sahnenin aynısından kopyalıyoruz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane aynısından oldu. Şundan da kopyalayayım bir tane. Bunu da ne yapacağım? En sona çıkış sahnesi olarak da bunu koyacağım. Sahneleri aşağıdaki timeline'ı görmek için büyük küçük yapabilirsiniz. Ne kadar çok video, ne kadar çok sahne eklerseniz
şablonunu birazcık yavaşlayabilir. Bir sürü video, bir sürü işlem yapacağı için şunu öneririm. Bütün bu sahneleri hazırladıktan sonra bir kere play'e basın. Tüm videolar, her şey bir kere yüklensin. O an kullandığınız şablona daha rahat hareket edebilirsiniz. Evet, ben sürelerini de belirledim. Aşağıya bir müzik koymak istiyorum. Müzikle çalışmak hoşuma da gidiyor. Müziğe en başta karar vermek önemli. Ses kısmına gidiyorum. Daha öncesinden Don't Wait diye bir müzik seçmiştim. Bunu ekliyorum. Siz keyfinize, zevkinize göre, ihtiyacınıza göre bir müzik belirleyebilirsiniz. Müzik kısaymış bu arada. Burada bitiyor. Aşağı yukarı şuralarda bitiyor. Ne yapacağım? Bu müzikten CTRL D, Ctrl D de yapabilirim. Ya da çoğalt diyerek çoğaltabilirim. Çoğalttıktan sonra bu sesi seçip sağa doğru itip istediğim yere tekrar, istediğim yerden tekrar yeniden başlatabilirim. Şu an tam olarak iki tanesi 26 saniye ediyor. Benim işimi gördüm. Evet, ikinci sayfamıza gidelim. İkinci sayfamızda ben ne istiyorum? Güneş öne çıksın istiyorum. Şöyle güneş büyüsün ve ön tarafa gelsin istiyorum. Tamam. İkinci sahnemde, yani üçüncü ama bu formun ikinci sahnesinde diğer gezegenin, yani Merkür'ün öne çıkmasını istiyorum. Buraya da hemen Merkür yazalım. Yazı karakterini diğer taraftan kopyaladığım için animasyonuyla birlikte geldi. Ekstradan bir animasyon vermeme gerek yok. Değiştirmek istiyorsam değiştirebilirim tabii ama sürekli değişen, farklı şekillerde giren çıkan yazılardan kaçınmanızı tavsiye ederim. Evet, bir sonraki sahneye gelelim. Bu sefer diğer gezegenimiz Venüs. Diğer gezegenimiz Venüs'ü yukarıya çıkartalım. Bunu birazcık büyütelim. Ve bunu son sahnelere kadar yapalım. Evet, gördüğünüz üzere bütün gezegenleri sırasıyla üst tarafa çıkarttım. Her sahnede bir tanesini üst tarafa çıkarttım. Burada önemli noktalardan bir tanesi hepsini aynı yere koymanız. Hepsini aynı yere koyacak olmanız için. Bunun için ne yapacaksınız? Bir kılavuz çizgisi belirleyin. Mesela Venüs'ü baz alalım ve bir kılavuz çizgisi belirleyelim. Gördüğünüz gibi tam orta yer belirledim. Tüm sahnelerde artık bu kılavuz çizgiler gözükecek ve ben de tam ortaya koyabileceğim. Her defasında yeniden kılavuz çizgi hazırlamama gerek yok. Bir sayfada kılavuz çizgi hazırladığınızda diğer sayfalarda da görünür hale geliyor. Evet, şu an her şeyi yaptım. Her sahnemi hazırladım. En başa döneyim. Şöyle bir bakalım, bir play diyelim. Nasıl uygulandığını görmek için bu sol taraftaki play'e bastığımda birazcık yavaş ve takılarak devam edebilir. Bunu biraz daha aza indirmek için sağ üst köşedeki play tuşuna basabilirim. Şöyle bir videomuz oldu şimdi. Ama bu da birazcık eksik kaldı. Ben buna bir de ses efekti eklemek istiyorum. Böyle her çıkışta böyle bir ses çıksın. Metal pop diye bir efekt buldum. Bunu şöyle en başına ekleyeceğim. Tıklayınca zaten eklenecek. Her şeyin başına, her sahnenin başına bir tane ekleyeceğim. Daha rahat çalışmak için küçüldü çünkü. Birazcık büyütebilirim. Bakın, efekt hemen başlamıyor. Bir saniyelik bir efekt. Bunu birazcık küçültürsem doğru yere koyabilirim. Bu birazcık uğraş gerektirebilir. Şöyle yapın. Efekti başlayacağı yere imleci çekin. Sonra oraya koyun. O zaten mıknatıs var orada. O ona yapışacaktır. Yani bir sonraki yere geçin. Bunu kopyalayın. Yapıştırın. Bu imleci müziği koymak istediğiniz yere getirin. Ve müziği çekin. Zaten o doğru yerde duracaktır. Bu birazcık zaman alabilir. Evet, efektleri de ekledim.
videomda yapacak bir şey kalmadı. Şimdi ben susuyorum. Videonun son halinde bu videonun sonuna ekliyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin.